Şu anda açık bir marketteyiz. Bu market 24 saat çalışıyor ve bu market şehrin, ülkenin birçok yerinde şu anda aktif. Hepsi 24 saat çalışıyor. İngiltere basını gece 3'te saldırı olacak demesine rağmen marketlerde herhangi bir yoğunluk yok. Otoparkları boş, içerileri sakin. Savaşın olacağına Ukraynalılar inanmıyor. İnanmadıkları için de herhangi bir endişe, izdiham, saldırı, sakinler. Benzin istasyonları boş, marketler boş. İnsanlar rutin hayatlarında devam ediyor. Aşağıda oturmuş muhabbet ediyor Ukraynalı gençler. Yani kimse savaş olacağına inanmıyor. Şu anda normal bir banka kiosundayız. Bankacılık işlemleri devam ediyor. Normal işlemleri yapabiliyoruz. Bugün bankalar saldırıya uğradı. Fakat daha sonra tekrardan çalışmaya başladı. Normal şu anda banka hesabıma para yatırıyorum. Gayet durum çıkarım. Yani herhangi bir sistemler tamamen çalışıyor, banka sistemleri. Egzotik meyveler de var, mangosundan Hindistan cevizine, limonuna kadar. Bütün ürünler, bütün raflar dolu. Böyle bakabilirsiniz. Yani yoğunluk da yok. Normal şu anda çok geç saatler de değil. Bu mağazalar 24 saat çalışıyor. 24 saat kesintisiz açık ve bunlardan o kadar çok ki. Neredeyse her caddede, her sokakta var. Çalışmalarını sürdürüyorlar. Akşamleyin, akşam Blinken'le Lavrov telefonda görüştüler. Son durumu değerlendirdiler. Diplomatik yolla çözüm konusunu konuştular. Ancak çok net bir şekilde olup olmayacağını söylemediler. Biz baktığımız zaman marketleri dolu görüyoruz. Herhangi bir panik yok. Alışveriş hücumu yok. Gayet sakin. İnsanların tabii ki endişeleri var. Fakat bu endişeyi sahada görmüyoruz. Bu endişeler genelde kalplerinde hissettikleri şeyler. Amerika, İngiltere elçiliklerini taşıdı. Raflar dolu. Bütün ürünlerle dolu. Çok bir panik yok. Çok bir saldırı yok. İzdiham yok. Hayat normal seyrinde devam ediyor. Fiyatlar normal. Bütün ürünler erişilebiliyor. Bütün ülkedeki mağazalar da bu şekilde. Yani biz seçip gelmedik. Herhangi bir tanesine girdik. Ve bu marketten de ülkede çok sayıda var. Neredeyse her yerde bulunmaktayız. Makarna rafları dolu. Yani en çok alınan, tercih edilen ürünlerden bir tanesi kriz zamanında. Onun haricinde bakliyat, nohut, kırmızı mercimek, yeşil mercimek. En önemlisi Türklerin vazgeçilmezi bulgur. Yine bulgur rafları tıklım tıklım dolu. Yani bulgur varsa sıkıntı yoktur. Ukrayna'da çok yaygın değil, ancak yeni yeni tutmaya başladı bulgur. Bulgur rafları da dolu. Yani boş raf görmek mümkün değil. Burası yine un, tuz, şeker rafları. Akşam olmasına rağmen raflar dolu. Yani bugün akşam aslında. Yani öyle bir izdiham olsaydı bu raflar biraz boş olması gerekirdi. Fakat bu raflarda dolu. Yine ekmek tezgahları da dolu ekmekle. Yani ekmekler de dolu, ekmek rafları da dolu. Akşam saati üstelik, yani akşam saati, ama raflarda ekmekler, gıda rafları tamamen dolu. Marketlerin içinde de bir yoğunluk gözlemlenmiyor. Marketler normal, hatta normal zamandan daha az müşteri var da diyebiliriz. Öyle bir yoğunluk yok. Et ürünleri, süt ürünleri rafları da dolu. İşin ilginç tarafı, haber dergilerine, gazetelere baktığımızda da haftalık dergilerin kapağında bile savaş konusunu görmüyoruz. Bu da çok ilginç. Yani sanki ülke gündemi gayet normal zamandaki gibi. Dergiler, yayın organları savaş gündemini görmek neredeyse imkansız.
Burası self-servis ürün kasası. Yani insanlar alışverişlerini yapıyorlar. Yine kendileri self-servis kasalarda ödeyip gidiyorlar. Onlar da çok fazla bir şey almıyorlar. Normal günlük ihtiyaçlarını alıyorlar. Farklı bir şey gözükmüyor burada da.